adamdan. Ve bazı yerlerde hatta arayı da açabiliyorum. Aha! Hayır ya! Selamlar. Ben Formula 1. Şimdi ekrandan da görmüş olduğunuz üzere Hollanda'da one shot qualifying'e giriyoruz. Ardından bir yarışımız olacak. Yine bir Ranked videosuyla birlikteyiz. Bu seferki Ranked videosunu kısa tutacağım. Yani kısa olan Ranked'ı seçtim. Böyle 10 tur 15 tur olan değil de yine normal olanı seçtim. Şimdi %13 falan yağmur yağma ihtimali varmış. Ben bu riski alırım. Yine de Increased Top Speed'le veya Balanced'la girerim. Balanced'la girmeyi tercih edeceğim çünkü bu pist biraz daha zor dönüşlere sahip. Daha dikkatli olmak gerekiyor bu pistlerde, anlayacağınız. Ama bayılacağınız, çok sevindiğiniz bir pist. Böyle biraz zaman geçirdikten sonra gerçekten zaman geçirmesi çok keyifli bir pist. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten çok keyifli yani şu virajları dönebiliyor olmak. Tabii körpler ölümcül olabilir burada. Zaten körplerle ilgili bazı sıkıntılar var biliyorsunuz oyunda. Bir de üstüne buradaki körpler çok tehlikeli olabilirler derken bakın körbün üstüne gazladım ve başımıza ne geldi. Yani inanılmaz ya. Ben gerçekten anlam veremiyorum. Buradaki körplerde neden bu kadar kayıyor? Bu kadar fazla kaymasının sebebi ne? Anlam veremiyorum. Yani gerçekte de mi bu kadar diyeceğim ama kesinlikle değil. Körbün üstünden nasıl geçtiklerini hepimiz biliyoruz yani. Gerçek hayatta. Bizden daha fazla körbün üstünü kullanıyorlar. Biraz abartılmış bir gerçekliğe sahip yani Formula 1 oyunu. Ve sonlardan başlayacağız. Neyse ki en azından diskalifiye falan olmadık. Ortalardan başlayacağız diye düşünüyorum. Ya da retire mi atsam ya? Var mısınız? Retire atayım en sondan başlayayım ha. En sondan başlayalım bakalım ne olacak? Ne başımıza gelecek yani? Gerçi yine de dördüncü başlatıyor. O çok kötü oldu. Dördüncü değil sonuncu başlamayı tercih ederdim şu an, şu durumda. Süreyi merak ediyorum. Bakalım kaç süre yapmışlar. Kamera çok yüksekten gösteriyor sanki bu ekranda ya. O şu virajların güzelliğini görüyorsunuz ya. Acayip keyifli gözüküyor. Şimdiki bakıyoruz. 1.10.500 yapmış. Biz kaç yapardık acaba eğer güzel bir tur atıyor olsaydık? Adama yetişebilecek miyiz? Merak ediyorum açıkçası. İlk viraj çok tehlikeli. Çok sert bir viraj. Orada ekstra dikkatli olmamız lazım. Şu ekranda arkaya bakamıyor olmak çok kötü. Normalde bakabiliyorduk. Onu da değiştirmişler. 20 saniye sonra yarışımız başlıyor. Güzel. Öndeki araç biraz kaydı ama düzeltmeyi başardı. Arkadan bir araç bana çok fazla yaklaştı. Sonra galiba spin attı, görmedim. Yani siz takip etmişsinizdir belki haritadan. Keşke setupları ayarlamış olsaydım. Şu an çok daha keyifli bir yarışı sürdürüyor olurdum açıkçası. Bundan sonra setupları ayarlayacağım. Bir de setuplarla yarışacağız. Bakalım ne kadar değişiklik olacak hayatımızda. Gerçekten buraya kesme mi vardı ya? Çok tuhaf. Halbuki pistin üstündeydik yani o kadar abartılı değil de.
Evet, birisi kaza yapmış. Üçüncü olduk bu sayede. En hızlı olan arkadaş kaza yapmış. Hızlı olabilmek değil de hızını koruyabilmek daha önemli aslında, işte bu yüzden. Bu bir örnek oldu hepimize. Bu köprüler çok tehlikeli ya. Baksana ne kadar kayıyor. Araç çok fazla kayıyor. Setupları yaparsak bir miktar daha koruyabileceğiz muhtemelen hızımızı ve kayma durumunu. Sektör 1'de en hızlı süreyi yapmışım. Sektör 2'de kendimden daha hızlı bir süre yapmışım. Bakalım sektör 3'ü de en hızlı bitirip acaba en hızlı turu alabilecek miyiz? Alamadık. Olsun. Arkamdaki arkadaş sanırım bana yaklaşıyor bu arada. Bir yandan o dikkatimi çekti. Evet, arkamdaki bana yetişiyor. Umarım 5. tura kadar yetişmez de podyuma çıkmayı başarırız. Ama çok yaklaştı artık. İnanılmaz yaklaştı bir anda. Nasıl bu kadar yaklaştı anlayabilmiş değilim. DRS'le falan ilgili olabilir. DRS bölgeme girdi artık çünkü. Defansımı iyi yapmam lazım. Umarım başarılı olurum defans yaparken ve geçilmezsem iyi olur. Podyuma çıkarım. Aa, gerçi ikinciyiz. Podyum her türlü, tamam, güzel. Geçilsek de sorun değil bu saatten sonra yani. Hatta bilerek geçmesine izin verebilirim. Çünkü benden hızlı ve kaza yaparsak ikimizin de yarışı mahvolur. Böyle bir şey istemem. Arayı bir miktar açmayı başardım. Tabii o DRS'le falan yetişecektir gene ama. En hızlı turlarından birini atıyorum şu an. Normal turumdan neredeyse 400 salise daha iyi. 350 salise. Son turdayız. Umarım geçilmeyiz. Şahsen defans yapmaya çalışacağım. Çünkü yeterince uzak durabiliyorum adamdan. Ve bazı yerlerde hatta arayı da açabiliyorum. Aha! Hayır ya! İşte çok büyük bir ders. Eğer hırs yaparsanız ve ikinci olarak kalmak istediğim ya çok fazla. Hatta 10 saniye önce söylediğime flashback yapabiliriz şu an. Eğer bu kadar hızlı olursanız sonunuz bu. Aracı yollarsınız ve böyle bir yere gelirsiniz. Bu tamamen biraz benim hatam. Çok kötü oldu ya. Mahvettik kendimizi. Neyse. Yarış böyle bitecek zaten. Kendinize iyi bakın. Sakın benim gibi böyle hırslı davranmayın. Önemli olan başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde finish'e olabilmek, ulaşabilmek. Unutmayın, Michael Schumacher'ın bir lafı var. First of all, you have to go to finish. Yani önce finish'e gitmen lazım diyor. Önce bir finish'e git, sonra yeteneğini falan göstermeye, çalışmaya başlarsın, birinci olmaya çalışırsın falan. Önce bir finish'e git, önce finish'e gitmeye ihtiyacın var gibi bir sözü var yani. Neyse,
Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Blut kaçırayım. Scheiß auf dein Video beweis. 99 pace. Nächstes Tor safe.